Elinden bir kaza çıkmadan at şu tabancayı Yılmaz. Sana karşıma çıkma demedim. Yoksa önce seni vururum demedim mi? Hadi. Ne duruyorsun? Vur o zaman. Hadi vursana! Yılmaz, hadi bas git buradan, hadi çabuk. Zafer Bey, Zafer Bey, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Sağolasın bacım. Sağ ol. Neye gönderdi Kemal seni? Niye mi gönderdi? Sağ para verecekmiş, ondan gönderdi. Ne parasıymış bu? Vallahi bilmiyorum. Anamın ihtiyacı vardır dedi. Bu vakitler bana biraz kızgın. Alsın. Götür diye bana verdi. İlçeye zeval olmaz. Buyur. Bu şeker yok muydu bu? Benim bu kadına hiç gözüm tutmadı dese. Al benden de o kadar. Belli ki Kemal abimle alakalı ağzımızı aramaya gelmiş. Buyur. Sen bu Yılmaz'ı nereden tanıyorsun? Sağdan soldan. Bir sabahçı kahvesi vardı çarşıda. Oraya gelirdi sık sık. Demek yetişmesen öldürecekti beni. Peki senin ne işin var burada? Seyyare bacı. Mutfak alışverişi için öteberi alın diye çarşıya göndermişti. Neyse. Anlaşılan sana hayatımı borçluyum Kemal. Estağfurullah. Polise gitmeyecek miyiz? Hayır. Bu işi başka bir yoldan halletmenin zamanı geldi. Helvacı köyüne git. Osman'la Halil'i bul. Bir saat sonra fabrikaya gelsinler. Sen de alışverişini yap. Hiçbir şey olmamış gibi çiftliğe dön. Bağ üstüne. Güllü'nün haberi olmasın Kemal. Peki. Eline sağlık bacım. Çayın da pek güzel olmuş. Bir bardak daha içer mi? Yok sağ olasın. Ben artık kalkayım. Şey affedersin bacım, sen Kemal'in nesi oluyordun? Hiç. Hiçbir şey. Ha, karısı marısı değilsin yani öyle mi?
Yok. İmam nikahlı bir karısı var diye duyduydum da. Yalanmış meğer. Hayır. Doğru. Kemal'im evliydi. Evet. Evliydi. Peki ya şimdi? Ah ah. İnce hastalıktan yataklara düştü zavallı gelinim. Ne yaptıysak kurtaramadık. Bir ay önce de Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ay başını sağ olsun. Ah ah. Kemal'im kabullenemedi karısının ölümünü hiç. Bir tek onu sevdi. O ölünce de kalbini herkeslere kapattı. Hala da aklında, fikrinde rahmetli karısı. Demek bizim Muzaffer Bey gibi desene. Ah. Ay kusura bakmayın ya. Beni rahatsız ettim sizi. Neyse haydi kalın sağlıcakla. Bu ne lan zehir gibi? Hep yaptığım gibi bey. Ulan bir de konuştu o lan. Gel. Ne yapsam Kavan? Cimriye gülemedin diye hancını benden çıkarıyor. Yeter artık yeter. Ulan şimdi seni. Hayrola oğlum? Niye döndün bu saatte fabrikadan? Unuttum ulan baba. Öğlen faydasından Muzaffer Bey'le konuşacaktık ya. Seni almaya geldim. Ha doğru. Bizi çiftliğe al diyecektik. Yürü hadi. Kolay gelsin Halide Hanım. Bir şeyler öğrenebildin mi bari? Kemallerin evine gittim. Ne işin vardı orada? Ben size bu Güllü'nün göğünü başka birinde derken... bu şoför Kemal'den şüpheleniyordum aslında. Ama meğer oğlan evliymiş. Avradını yakın zamanda ince hastalıktan kaybetmiş. Meğer hala içi yanıyormuş avradı için oğlanın. Kemal'den şüphelenmen saçma. Güllü ile Kemal kedi köpek gibi didişiyor. Değil sevmek, elinden gelse bir kaşık suda boğacak oğlan. Ne bileyim, kara aklımla ben öyle düşündüydüm. Yanlış düşünmüşsün. Üstelik dün gece abimle Güllü arasındaki bütün buzlar eridi. Bu saatten sonra Güllü'nün gönlünde biri olduğunu zannetmiyorum. Onu çiftlikten attırmak için başka bir çare bulmamız gerekecek. Hadi sen işine git. Gir. Misafirleriniz var Muzaffer Bey. Al içeri.
Selamünaleyküm beyim. Aleykümselam. Ne vardı Cemşir? Şey beyim, bir maruzatımız olacaktı. İzin verirseniz. Evet. Şey, eğer uygun görürseniz, yani biz... Biz çiftlikte yaşamak istiyoruz enişte, hep beraber. Çiftlikte mi? Heh. Bunca iş güç arasında sırası mı şimdi bunun? Hem Güllü'nün fikrini almadan böyle bir şeye izin vereceğimi nereden çıkardınız? Yani beyim, biz düşündük de... Tamam, uzatma Cemşir. Sonra konuşuruz bunları. Gelin. Kapıyı kapat. Gülizar. Buyurun Serap Hanım. Bana bir kahve yap, orta şekerli olsun. Emredersiniz. Sen de ister misin? Hayır. Dün gece için bana kızgın olduğunu biliyorum. Ama abimin doğum günü olduğunu bildiğini sanıyordum. Kızgın değilim. E? Neticede benim de bir suçum yok. Her kadın kocasının doğum gününü bilmeli. Bilmiyorsa da kabahati kendinde aramalı, öyle değil mi? Öyle. Her neyse. Bırakalım bu konuyu istersen. Zaten ben açmadım. Ah evladım, ah! Nasıl yaparsın bunu? Allah'tan kurşun koluna gelmiş. Ya Muzaffer seni öldürseydi? Öldürmek için ateş etti ama isabet ettiremedi Deyyus. Polise gittiyse ne olacak? Giderse geçsin. Benim burada olduğumu nereden bilecekler de gelecekler? Ama gelip beni soracak olurlarsa... Seni hiç görmedik. Arkadaşlar, Demokrat Parti olarak dünyada pek eşi benzeri görülmemiş bir olayı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Partimiz kansız, hür bir seçimle ve ezici bir çoğunlukla uzun yıllar memleketi kendi despot iradesiyle yöneten CHP'nin yerini almış bulunuyor. Bu resmen beyaz devrimdir. Şimdi sözü Muzaffer Bey'e bırakmak istiyorum. Çünkü bu devrimi eski bir CHP'li olarak bize en iyi anlatacak olan odur. Paşazade Demokrat Parti'nin seçim zaferini her ne kadar beyaz devrim olarak vasıflandırmış olsa da ben pek aynı kanaatte değilim. Unutmayalım ki gerçek devrim Mustafa Kemal Paşa tarafından bu ülkenin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için yapılmıştır. Evet, CHP Atatürk'ten sonra inkılap yılları boyunca biraz despot bir yönetim tarzı sürdürmüş olabilir. Hatta bazen devrimlerin kabul görmesi, benimsenmesi için bu gereklidir de. Şimdi sizlere sormak istiyorum arkadaşlar. Şu anki Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız da şimdi burun kıvırdığımız CHP'nin içinden çıkmadılar mı? Yok.
İsmet Paşa partiden ihraç etmeseydi o zaman Menderes'i. Ama aynı İsmet Paşa, Celal Bey'i köşke davet ederek Demokrat Parti'nin kurulması için destek vermiştir. Nereye varmaya çalışıyorsunuz Muzaffer Bey? Galiba Demokrat Partili olduğunuzu unuttunuz. Bir yere varmaya çalıştım yok arkadaşlar. Madem Demokrat Parti'nin seçim zaferi bir beyaz devrim olarak vasıflandırılıyor, birçoğumuzun içinden çıktığı inkılapçı CHP'yi yok sayarak, acımasızca karalayarak bu beyazı ellerimizle kirletmeyelim demek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, şimdi de parti binamızın yenilenmesi konusunu mütalaa edeceğiz. Söz almak isteyenler. Senin bu halı. Her gün dayak, kötek. Benim Reşit bir güne bir gün fiske vurmadı bana. Biliyor tabii. Hele bir vursun. Vallahi o saat durmam yanında. Durmam mı? Nereye gidersin? Köye. Ablamgillere giderim. Benim ne gidecek köyüm, ne de akrabalarım var. Kız deli. Güllü ne güne duruyor ya? Güllü mü? Kızın koskoca Çütlü'ye hanım olmuş. Sen hala gidecek yerim yok diyor. Ben senin yerinde olacağım. Ah, ah. Vallahi bir dakika durmam burada. Ben gidemem. Hoppala. Niye ki? Cemşir'i bırakamam. Ben gidersem kolu kanadı kırılır. Beyimdir o. Ben sizi yapamaz. Ulan bırak şu çamaşırı da yemek hazırla dedim sana. İndirme beni aşağı şimdi. Aha işte beyin. İnsan olan bir insan bu muameleyi köpeğe bile yapmaz be. Çiftliğe girip çıkanlara dikkat edin. Bir densizlik falan olmasın. Hayırdır? Yok bir şey. Hoş geldin abi. Parti toplantısı erken mi bitti? Benim için öyle oldu denilebilir. Aslında sana söylemek istediğim önemli bir mesele var. Nedir? Şu Yılmaz denen herif bugün beni öldürüyordu. Ne? Nasıl abi ben... Sakin ol. Bu meseleden Güldü'nün haberdar olmasını istemiyorum. Tamam. Nasıl oldu peki? Nerede karşılaştınız? Yolumu kesti. Kendim de değildim. Kemal yetişip vurmasa muradına erecekti alçak. Yılmaz? Öldü mü? Hayır. Kaçtı. Demek Kemal yetişmesi. Polise haber verdin peki? Evet, verdim. Âlâ. Enver'in koyunları yüzünden zaten şüpheler üzerindeydi. Bu meseleyi de kendi yöntemlerinde halletmeye çalışmanın iyi olmuş. Neyse. Paşazade'yi akşam yemeğine davet ettim. Haber ver de hazırlık yapsınlar. Tamam abi. Helvacı köyüne git.
Osman'la Halil'i bulma. Bir saat sonra fabrikaya gelsinler. Kim o? Kusura bakma, rahatsız ettim. Estağfurullah. Ben teşekkür etmek için gelmiştim. Teşekkür? Abimin hayatını kurtardığın için. Benim yerimde kim olsa... Hayır. Ben daha önce senin kadar vefalı ve cesur birini tanımadım. Ben artık şu halimize bak lan kabak. Lokopor peynirinden kuru soğana. Şükret be oğlum. Bunu bulamayanlar da var. Acamat işini de kıvıramadık. Ne yapacak şimdi? Kıvıramadık deme. Kıvıramadım de. Niye? Herifin yanında bana kabak hafız, kabak hafız diye ismi zatımı neşretmeseydin... ...şimdi en etlisinden kuru fasulyeyi yiyor olacaktık. Vay! Kabahatli ben oluyorum yani, öyle mi? Sus lan. Ne oluyor lan? Sus. Geldi benimki. Seninki mi? Kıza. Ne yapıyorsun lan? Bak sen işine bak, işine bak. Seninki. Bak bak. Baksana oraya baktığın gibi. Allah belanı versin. Allah belanı versin değil mi? Bilmiyor mu sanıyorsun beni gör özgenlediğini ha? Bacım beni yanlış anladın herhalde. Neyi yanlış anladım ha? Vur bacım vur. Ellerini dert görmez. Bacım bak günahımı alırsın ha. Ulan şeytan olsa senin günahını almaz be. Gel gel. Pislik herif. Vur vur. Oh eline, yüreğine, emeğine sağlık, emeğine. Sana ne oluyor be? Bana bak. Elimin tersine gelme. Allah'ıma seni de eşekten düşmüşe benzetirim ha. Evi yıkacak ha. Leccal o. Beni bir hatuna sattın ya. Hadi de ağırmış. Ha bak. Bu Bakize karısı.
Benim dayımın fabrikasında çalışıyor, biliyor musun? Ben fabrikaya gittiğimde görüyordum bunu da dönüp yüzüne bile bakmıyordum. Meğer ne yiğit, ne bilekli karıymış ha? Canım benim. İyi vuruyor ha. İliğim gemimden ayrıldı vallahi. Bak bak şunu. Ulan ana, bu kapı niye geç açılıyor? Hemen çeşik açtım ya oğlum. Uzun etme, yemek hazırla baba. Ne yaptın? Ne yapacağım? Aylak aylak dolandım durdum fabrikada. Ulan Muzaffer, alacağın olsun ha. Bütün cilamızın içine etti. Bu ne be? Her gün her gün patates. Evde pişirecek başka bir şey yoktu oğlum. Sen kadın değil misin lan? Bulup buluşturacaksın. Olmaz olsun ulan senin gibi ben. Her işine gelsem gömerip gidesin inşallah. Ağlama kardeş, ağlama. Ben ne yaptım ki ona? Bugün partide az kalsın kendine saldırtacaktı milleti Muzaffer. Niye? Ne oldu ki? Mübalağa ediyor canım. Ben de herkes gibi fikrimi söyledim. O kadar. Ne fikirler ama. Bilmeyen CHP kongresinde sanırdı. Sen onu bırak da şu Marshall planından gelecek paralara ne zaman kavuşacağız ondan haber ver. Pek yakında Aziz'ciğim. Pek yakında. Bak yeni traktörler sipariş ettim. Eğer o para gelmezse tarlaları sana sürdürürüm, haberin olsun. traktörler gelince işçiler ne olacak? Artık ırgatlara ihtiyaç kalmayacak. İşin güzel tarafı da bu ya zaten. Bir sürü ırgat masrafından kurtulacağız. Üstelik tarlalar daha iyi sürülüp ekilecek. Ama ırgatlar kovulursa aç kalırlar. Çiftlikte bir yediğini bir daha yemez, bir giydiğini bir daha giymezken ırgatlara ne olacak ama demiyordun. Şimdi mi aklına geldi ırgatlar? Evet, şimdi aklıma geldi. Aklının ermediği meselelere karışma öyleyse. Hanımlar. Niye ermiyormuş aklım? İnsanları Boğaz Tokulu'nda köle gibi çalıştırın. Sonra da işiniz kalmayınca bir tekme yalla. İnsanlar işsiz kalınca ne yer, ne içer? Düşündünüz mü hiç? Çoluk çocuk açlıktan gebersin, umrunuzda değil, öyle mi? Vay be, senin bu hanımdan çekeceğin var Muzaffer. Benden söylemesi. Olsun. Ben en çok onun bu dik başlı halini seviyorum zaten. Thank you.
işin var senin burada? Yok burada. Kabahat bizde. Muzaffer öldürmeye kalkan adam hiç evinde saklanır mı? Yürü gidelim. Kaçıp gitmen lazım buralardan Yılmaz. Muzaffer adamlarını saldı peşine. Bugün yarın bulurlar seni. Kaçıp gideyim de bütün yaptıkları yanına mı kalsın Muzaffer'in? Ne yapacaksın ya? Bir daha öldürmeyi mi deneyeceksin? Evet. Geberene kadar peşini bırakmayacağım Muzaffer'in. Muzaffer gidecek. Yerine başka bir ağa gelecek. Bu düzen aynen sürüp gidecek. Sonunda mahvolan yine sen olacaksın. Ya öleceksin ya da ömrünü mahpuslarda tüketeceksin. İyi ya. En azından senin gibi Muzaffer'in kulu köpeği olmaz ya. Ana. Ana deme bana. Benim senin gibi oğlum yok. Ölmek değil. Muzaffer ve Muzaffer gibilere inat yaşamak lazım. Ne olur. Ne olur beni dinle ve kaç buralardan. Peki. Kaçacağım. Ama sen de bir söz ver bana. Daha fazla Muzaffer'in kulu olma. Güllü'yü kurtar Muzaffer'den. Siz de kaçıp gidin buralardan. Allah'a emanet ol Yılmaz. Yatmadın mı sen daha? Niye? Yatmam mı gerekiyor illa? Kızma canım hemen. Erkek milleti değil misiniz? Topunuzun köküne kibrit suyu. Hoppala. Nereden çıktı şimdi bu? Babam da böyleydi. Su getir Güllü, ayağımı yıka Güllü, yat zıbar artık Güllü. Babanla kıyaslayarak haksızlık etmiyor musun? Sofrada söylediklerime kızdın mı? Bilakis. Çok hoşuma gitti. Haksız mıydım ama? Haklıydın karıcığım. Domuz. Maytap geçiyorsun sen benimle. Ama sende bir söz var bana. Daha fazla Muzaffer'in kulu olma. Güllü'yü kurtar Muzaffer'den.
Sabah sabah ne yapacaksın bu kadar sütle? Bey'e kaymak yapacağım. Bal ile karıştırıp bir güzel taze taze yesin diye. He, yesin. Zaten çok ihtiyacı vardı ya azgın tekenin. Kız Gülüza, bugün yine babaların üstünde ha? Aman! Yok be Seyyare abla. Sen de ne desem kireleniyorsun ha? Kirelenirim ya. Kız yememişsin, içmemişsin. Güllü ile oğlanın arasında bir şey var diye kalkıp oğlanın anasının evine gitmişsin ha? Fena mı ettik? Oğlanın ne derdi, tasası varmış, öğrenmiş olduk işte. Kız, Esrah'tan oğlanın karısı ince hastalıktan mı ölmüş ha? He ya, yazık ya. Beni durduk yere günahını aldım oğlanın, gördün mü? Ha, bu sana ders olsun. Bundan sonra kimsenin günahına girme boşu boşuna. Hayırdır Zehra Hanım? Beyim, ben çiftliğe gidiyordum. Thank you.
yapıyorsun ulan sen? Şş, seni götürmeye geldim Güllü. Delirdin mi sen? Kaçalım Güllü. Daha fazla dayanamayacağım bu işkenceye. Kaçıp gidelim buralardan ne olur. Güliza. Gülün anası. Olup rahat ettirin hemen. Çıkartamıyorum aklımdan. Biri seni burada görürse ne olur biliyor musun? Canına mı susadın sen? Aa, abi niye geri döndün? Yolda birine rastladım. Saklan çabuk. Kaçacak mıyız Gülü? Söz ver bana. Allah'ını seviyorsan saklan. Hiç tahmin edemeyeceğim yerine. Kaçacak mıyız? Söz ver. Kaçacağız söz. Güllü'nün annesi. Şu anda aşağıda. Niye gelmiş peki? Muzaffer. Annem mi? Evet. Yolda rastladım. Hali pek bir perişan. Hadi gel inelim aşağıya. Şunu da iç hanım. İyi gelir. Sağ olasın. Ana. Anacığım. Yavrum. Gülüm. Babam olacak o domuz yaptı sana bunu değil mi? He? Allah belasını versin. Artık dayanmana gerek yok. O eve geri dönmeyeceksin. Burada kalacaksın. Bu halde gitmesine izin vermeyiz zaten. Elbette burada kalsın. Sağ olasın beyim. Allah senden razı olsun. Anacığıma benim eski odamı yaparız değil mi Muzaffer? Sen nasıl istersen. Gülizar, odayı hazırlayalım Zehra Hanım için. Nereye hemşire? Alışveriş yapmaya. Bilirsin, kadınlar kızgın olduklarında alışveriş yapmaya çıkarlar abi. Zehra, su getir bana. Lan Zehra! Su dedim kız! Zehra yok. Zehra mı yok? He.
Çiftliğe gitmiş olmasın sakın. Çiftliğe mi? Ha. Güllü'nün yanına mı? Vallahi ne vakittir alıp başımı gideceğim deyip duruyordu Güllü'nün yanına. Aman ha sakın. Kocanı bırakıp gitmek yakışmaz sana dedim. Dedim ama. De yürü Çiftliğe gidelim o vakit kurban. Ben gidemem Reşit. Niye? Geçen gün fabrikaya gittik. Eşekten düşmüşe benzetti Muzaffer Bey oğlanla ben. Ya. O vakit gidip bir ben bakayım şunlara. Ceketi ver hele. Gözünün çapağını yiyeyim. Al getir benim karıyı kurban. Adam olup sözümü dinlemediniz. Şimdi ağla bakalım. Avradım da avradım diye. De çekil hele. Allah bin kere razı olsun Menderes'ten Ezen-i Mehmet'e Arapça işittik. Radyoda Mevlüt'ü de serbest bırakacakmış Menderes. İnşallah. Baba, bir şey söylesene kardeşim. Ne yapacağız biz? Elle yok, avuçta yok. Bütün burada mı bilekleyeceğiz ha? Vallahi muhterem, utanmasam ağlayacağım. Lakin vermeyince mabut neylesin Sultan Mahmut? Lan oğlum beni dellendirme. Yine üstüne oturanı Allah vermez. Bizim bir iş icat etmemiz gerekiyor. Anlıyor musun? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Cevat emmi, bulamadın mı hali altınları? Bir çay. Bulsam burada işim de. Ulan tarlayı delik deşik ettik. Bir tane kırık çömlekten başka bir şey çıkmadı. Ne uğraşıyorsun hali o zaman? Niye mi uğraşıyorum? Tarlama değerinin 5 katını teklif ettiler de ondan. Sordum, soruşturdum. Bunlar benim tarlaya niye bu kadar çok para veriyorlar diye. Meğersem adamın dedesinin dedesi oturuyormuş burada eskiden. Papaz mıymış, neymiş herif? Ölmeden önce altınları tarlaya gömmüş, sonra yerini söyleyemeden ölüp gitmiş. Hadi bana müsaade. Bugün de arka tarafını kazacağım tarlanın. Muhterem. Galiba bize bir iş buldum sonunda. Ama önce senin kahvecinin ağzını araman lazım. Niye? Şu giden adamı soracağım. Yetmezmiş gibi bir de anası çıktı başımıza. İşin yoksa bununla uğraş. Aman canım, kocaman çiftlik. Ne zararı var ki sana? Onlarla oturan sen değilsin tabii. Kompiyim belki. Ya. Bak. Abiye bakayım peki. Şöyle. Belki. Madam. Buyur matmazel. Bunun daha koyu renklisi var mı? Ne yapacaksın daha koyu renklisini rahibeler gibi? Böyle sıcak tonlarda bir şeyler lazım sana. Neriman Hanım doku söylüyor. Koyu renk size hiç yakışmıyor kuzum. İyi bari. Bu sefer de sizin dediğiniz olsun. Ah, bravo. Selamünaleyküm.
Tamamdır hafızım, malumatı aldım. Ehsi şu, bu Cevat denen adam her gün sabahleyin erkenden kahveye geliyor. Kahvede çayını içiyor, ondan sonra darlasına gidiyor. İki aydır darlasına eşiyormuş, tamam mı? Eşinmedik yer bırakmamış. Ama darlada altın, maltın yok. Âlâ, pek güzel. Âlâ pek güzel mi? Altın yok diyorum kabak. Daha iyi ya. Yarın bu kahveye yine geliriz. Allah Allah, beni cinnet getirecek kabak. Yürü. Ya kardeşim bak sana diyorum ki bu altın yokmuş. Ya yürü. Ya yürü diyorum. Yürü. Fasulyeyi topladığımız iyi oldu. Akşama yemeğini de yaparız. Yılmaz da sever hem. Yılmaz? Meryem ana. Bu zamana kadar bana öz anam gibi analık yaptın. Ne çare ki artık buralarda duramam. Hakkını helal et Yılmaz. Gitmiş. Depoya giren pamukla işlenip çıkan arasında dünya kadar fark var. Ne demek yani? Paramızı hiç mi ediyor dat başları? Ne bileyim ben. Bilmiyorum. Bilmiyorum ama araştıracağım. Gel. Muzaffer Bey, o iki adam sizi görmek istiyor. İçeri al. Evet. Ne yaptınız? Bulamadık beyim. Sanki yer yarıldı da Çin'e girdi. Demek bulamadık yahu. Beyim ekmek usap çarpsın, bakmadığımız delik kalmadı. Herhalde şehirden kaçtı bu oğlan. Mazeret filan dinlemek istemiyorum. Nereye kaçtıysa bulacaksınız. Hangi deliğe girdiyse çıkaracaksınız, anlaşıldı mı? Hadi gidip bulun şimdi. Bulun! Neydi bu şimdi Muzaffer? Yılmaz'ın peşindeler. Geçen gün pusu kurup öldürmek istedi beni. Sen de polise gitmek yerine peşlerine adam taktın, öyle mi? Polis yakaladı da ne oldu Zekai? 3-5 ay yatıp çıktı zaten. Muzaffer, sen bu şehirde nasıl bir konumda olduğunun farkında bile değilsin galiba. Ya iktidar partisinin ileri gelen politikacılarından birisin. Muzaffer, yarın bir gün adın katile çıkarsa sonu ne olur hiç düşündün mü? Eğer Kemal yetişmeseydi, şimdi Ulu Cami'den cenazemi kaldırıyordun Zekai. Sen de bunu düşündün mü hiç? Yat anacığım, yat. Burada dert tasa yok sana. İstediğin kadar yatabilirsin. Ah, gülüm benim, yavrum benim.
Ana. Sana bir şey söyleyeceğim. Buyur kızım, söyle. Kemal var ya. Burada çalışıyor. Biliyorum. Bizim herif Berber Reşit'le konuşurken duymuştum. Ana. Sakın kızma bana. Ne yaptıysam ettiysem gönderemedim domuzu. Sevmiyorum dedim. Ben Muzaffer'in karısıyım dedim. Dinletemedim. Sakın sen de kimselere bir şey söyleme. Yok kızım. Söylemem. Olur ya. Ağzını falan yoklamaya kalkarlar Kemal'le ilgili. Söyler miyim kızım? Söylemem. Etimi dağlasalar söylemem. Kapı çalmayı öğretmediler mi sana? Ama hanımefendi, aşağıya bir adam geldi. Zehra ablayı görmek istiyormuş. Cemşir bu. Cemşir. Beni almaya geldi. Beni götürmeye geldi. Merak etme anacığım. Ferişte daha gelse alamaz seni buradan. Sen şimdi burada dur. Ben gider hallederim. Merak etme. Tamam. Tamam. Kızım, yavrum. Nasılsın, iyi misin? Sana ne? Ne var, ne istiyorsun gene? Estağfurullah, bir şey istediğimiz yok çok şükür. Cemşir Zehra'yı merak etmiş de beni gönderdi sormaya ya. Geberdi diye mi merak etmiş? Ha? Kadını ne hale sokmuşsunuz, bir de utanmadan gelip soruyorsunuz. Kızma evladım, elçiye zeval olmaz değil mi? O zaman elçiliğini bil de git o domuz Cemşir'e söyle. Anam bu evde kalacak. Bir daha oraya geri dönmeyecek. Madem öyle diyorsun. Babangiller de gelsin çiftliğe yerlesin ha, olmaz mı? Ne? Ulan siz beni zorla katil mi edeceksiniz? Ha? İstemiyorum sizi çiftlikte, anlamıyor musun? Şeytan görsün yüzünüzü. Defol git buradan. Defol. Defol. Ne oldu? Kayış koptu galiba. Halledebilecek misin? İnşallah. Ben de hiç anlamam bu işlerden. Dediğim gibi, ventilatör kayışı kopmuş. Ne yapacağız peki? Çorabınız. Çorabınızı çıkarabilir misiniz? Efendim? Ventilatör kayışını yerine bağlayacağım. Bir iki dakika daha götürür bizi ama çiftliğe varmış oluruz. Bastırabilir misiniz? Oldu galiba. Yüzünüze yağ bulaşmış. Buyurun. Geçti mi? Şimdi tamam. Mendilim de kirlendi. Mühim değil. Yenisini al.
Ben ne yiyeceğim şimdi kurban? Demek artık çiftlikte kalacak dedi. Sen hiç canımı sıkma. Eninde sonunda o çiftliğe gireceğiz. Tabii eğer siz sözümden dışarı çıkmazsanız. Yok, çıkmayız emmi. Yeminle naha bak. İyi, dinleyin o vakit. Bu mevzu soğuyunca sen gidip avradın gönlünü alacaksın. Sonra yavaş yavaş bu çitlik işini Zehra'ya işleyeceksin. İşleyeceksin ki o da gidip Güllü'ye işleyecek. Olur mu ki? Olur. Sabredip söylediklerimi yaparsanız mutlaka olur. Mutlaka. De hadi vurun, vurun, vurun. Şundan da ye anacığım. Yerim kızım, acelesi yok. Ben bilirim seni, sen şimdi çekilir yiyemezsin de. Ay o kadar çok bana. Çok falan değil. Bak senin için pişirdim, yemezsen de arılırım ha. Halide inmeyecek mi yemeğe? Aç değilmiş. Yemiyormuş. Yemesin bakalım. Bunu sana vermek istedim. Mendilini kirlettiğim için. Al lütfen. Teşekkür ederim. Romatizmaların mı tuttu gene? Hey ya. Yedi bitirdi beni bu hastalık. İki dakika ayakta bırakmıyor Meret. Kabul et Yasin ağa. İkimiz de yaşlandık artık. Bir ayağımız çukurda sayılır. Allah'tan gelen her şey kabulümüz. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Oturun bakalım pimponlar, oturun. Kız anasını da aldı çitliğe, siz halen oturun. Ne yapalım yani? He ya. Çitlik gitgide kalabalıklaşıyor Yasin ağa. Dua et de bey sepetlemesin yeri yok diye seni çitçi başılıkta. Onca yıllık hukukumuz var. Elbet bize de kıyı bucak bir yer verir oturacak. Ha. O kıyı bucağı yarın bir gün kızın babasına vermesin sakın. Cemşire mi? Yok canım, daha neler? Biz bu çitlikte olmaz denen neler gördük neler. Aha buraya yazıyorum. Yarın öbür gün yedi sülalesini toplayacak o kız çiftliğe. Hah, hoş. Bu gidişle siz biraz zor görürsünüz ya o günleri. Tövbe estağfurullah. Hala kaç
açmak istiyor musun? Elbette. O zaman yarın sana yeri ve saati bitireceğim. Bekle. Evet. Pek kırpalamışlar zavallıyı. Bugün de Reşit geldi sormaya. Şu berber olan? Hı hı. Def ettim, kovdum. Bundan sonra ne Reşit ne babam. Kimse alamaz anamı benden. Annen kadar sen de hırpalandın. Şu bir türlü yapamadığımız balayını yapalım artık. Hı? Bir süre uzaklaşalım buradan. Hı? Bilmem ki. Paris bu mevsimde güzel olur. Anacığımı bırakıp gitmek olur mu ki? Gerekirse özel hemşire tutarız. Biz gelinceye kadar ilgilenir. En fazla 5 gün kalırız zaten. Ne dersin? Hı? Bir mekana girildi mi önce Allah'ın selamı verilir. Allah beni kahretmesin. Kusura kalma hocam. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Öpeyim. Berhudar ol evladım. Hocam, size burada rastladığım çok iyi oldu, biliyor musun? Allah razı olsun hocam size. Niye? Ne oldu ki yavrum? Ne oldusu var mı hocam? Ne oldusu var mı? Bizim rıza için söylediğiniz yerde defineyi bulduk hocam. Ha. Hem de elimizden koymuşuz gibi bulduk hocam. Allah sizden razı olsun hocam. Yalnız bulduğumuz altınlardan hiç olmazsa bir 100 tanesini size hizmetinizin karşılığı olaraktan versek diyorum, çok makbule geçecek hocam. Haşa. Dünya malı dünyada kalır evladım. O altın dediğin benim ahirette ne işim yaramaz. Amellerimizden başka neyimiz var götürecek ahiret yurduna? Şimdi hocam eğilin. Müsaade et. Buyurun. Hamdolsun. Bizim gözümüz ne altındadır ne de gümüşte. Dünya hayatı zaten hep bir oyun, hep bir vakit geçirmedir. Zahidin kıblesi. Kerem sahibi Allah'tır. Tamahkarın kıblesi. Altın torbası. Yemin ediyorum çok güzel konuştunuz hocam. Kusuruma bakmayın. Benim danalığım. Estağfurullah. Ben artık kalkayım. Öyle mi? Tamam. Buyurun. Selametle. Berhudar ol güle güle hocam. İzzu devletle inşallah. İnşallah. Çaycı kardeşim, bana bir demle çay verir mi? Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm selam. Kardeş, kusura kalma.
İstemeyerek bulak misafiri oldum da hocayla konuşmanıza. Ya hocanın definenin yerini söylediği doğru mu? Doğru mu? Ne demek doğru mu kardeşim? Onun adı Zinar Hoca. Ona boşuna Zinar Hoca dememişler. Şakadan ak söyledi definenin yerini biliyor musun? Benim de söylemesi ayıp bir define işim var. Elimde harita olmasına rağmen bulamadım hala yerini. Acaba sen hocaya benim için aracı olup da bir konuşturur musun beni hocayla? Acaba sen kendin niye konuşmuyorsun hocayla? Ha? Anladığım kadarıyla pek kızıyor hoca efendi böyle şeylere. Şimdi bir kızdırırsak söyleyeceği varsa da söylemez. Bakalım. Düşünelim. Kaç para istersen veririm. Hatta defineyi bulursam yüzde bile veririm. Ocağına düştüm beyim. Yardım et. Ben önce şekeri çayıma koyayım. Karıştırayım. Artık. Aa, ben bu çiftliğin hanımıysan sen de büyük hanımı sayılırsın. Değil mi? Yaslan bakayım şöyle arkana güzelce. Ha, tamam. Güzelce kahvaltını et bakalım. Ha. Aa. Şimdi ne oldu? Ömrü hayatım boyunca hiç kimse bana kahvaltı hazırlayıp önüme koymamıştı. Ne mutlu ki bu kişi sen oldun kızım. Ya tamam. Yapma anacığım. Bak beni de ağlatacaksın şimdi. Et bakalım kahvaltını hadi. Ne oldu? Söyleyebildin mi anana kaçacağımızı? Hayır. Söz vermiştin Güllü. Kaçacaktık hani. Kaçacağız. Bu akşam 9'da garda bekle beni. Güllü. Kaçacağız dedim ya. Afiyettesiniz inşallah. Sağ olasın. Nasılsın? İyiyim Allah'a şükür beyim. İş bulabildin mi? Çalışıyor musun bir yerde? Yok beyim. Daha bir şey bulamadım. Bak ne diyeceğim. Bizim çırçır kamyonlarına şoför arıyorlar. İstersen bir ara fabrikaya uğra da Zekai Bey'le bir görüş. İstemek laf mı beyim? Emrin olur. Gelirim tabii. Allah razı olsun. Sağ ol. Görüşürüz abi. Lira vereyim mi? Az değil mi emmi? Baba yadigarı, değerli bir saattir bu. Değeri bu. Daha fazla etmez. Öyle olsun emmi. Güle güle hoca. Hoca efendinin evi yok mu? Niye bu ağacın altında buluşuyor bizimle? Yok. Hoca efendinin evi yok.
Ya Cevat emmi sen ne alem adamsın ya. Bütün alem hoca efendinin evi. Dağ, taş, toprak, ağaç hiç fark etmiyor. O nerede isterse orada yaşıyor, orada uyuyor. Anlayın mı? Kendi ses etme. Selam aleyküm hoca efendi. Aleyküm selam da. Beni uğursuz bir dünya işi için niye rahatsız ediyorsun ki? Aman hocam estağfurullah. Uğursuz olduğunu da nereden çıkarayım? Ömrünü helayla mutfak arasında geçirmiş olan bu fani adam. Sen ne diyorsun? Uzun zamandır arayıp da bulamadığı gömü için senden yardım istemedi mi? Nerede nasıl da biliyor? Nereden bildiniz hocam? Kimi zevk işretti, kimi saz beşarette, kimi bela ve mihnette. Dün olmuş günler gördüm. Sayın hocam, bir defalığına da olsa şu güzel abimizin bak yüzü hatırı için yani yardımı halinize esirgemeseniz. Size yemin ediyorum kendisi fahru zaruret içerisinde kıvranıp duruyor biliyor musun? Hayırlı bir iş için olsaydı belki yardım edebilirdim ama böyle fani bir iş için asla yardım edemem. Hocam makamınıza geldim yüz vurdum. Allah rızası için şu fakirden yardımlarınızı esirgemeyin ne olur. Yüz vurdu adam yani. Hala Allah rızası için dedin. Lakin ilk ve son defa. Elbette hocam, elbette. Su getirdiniz mi? Getirdik, getirdik. Efendi, senin bir tarlan var mı Seyhan kenarında? Evet, var hocam. Âlâ, pekâlâ. Peki, tarlanın kenarında da bir ev var mıydı? Evet, var. Güzel. Öyleyse o evin şimali tarafına sırtını verip 100 adım sayacaksın. 100. adımın altını kazıp aradığım şeyi orada bulacaksın inşallah. Allah sizden razı olsun hocam. Allah ne muradınız var. Tamam, tamam. Allah size git. Gidin hemen. Ben hemen gidip kazmaya başlayayım. He, hadi bakayım. Cevat abi, unutma. Sırtını şimala veriyorsun. Hadi. Şimal neresi ya? Zal oğlum. He. Kaç parasını aldın adamın bakalım? 200. Ver bakalım. 100'ünü. He. Allah bereket versin. Bereketini gör. Çok yoruldun. Ya baba, şimdi bu adam senin dediğin yeri gidecek, eşecek. Bakacak ki hiçbir şey yok. Ondan sonra ne olacak? Daha iyi ya. Sonra gene bize gelecek. 200 lira daha tokalayacak. Sonra ne olacak? Ondan sonrası Allah kerim zaloğlu. Allah kerim diyor. He. Thank you.
Kemal, müsait misin? Haftalığını verecektim. Kemal'i gören var mı? Bütün çiftliği aradım, ortalarda yok. Öğleden beri görmedim Halide Hanım. Allah Allah. Nerede bu? Ankara'ya kimdi? Kemal. Senin ne işin var burada? Herhalde bizi balayımız için uğurlamaya gelmiştir Muzaffer'cığım. Hmm. Çok incelikli bir davranış. Neyse, biz treni kaçırmayalım. Kalas muhabbet. Hoşça kal Kemal. Başı toprağa değmez, basıp geçen kim varsa onu asla affetmez. Akşam olmaz gözlerimi yumarken, kim ne bilsin ben ardından ağlarken. Gel beni bul, kalbim sana aitken. Aşk dediğin iki taşın arası. Gel beni bul, kalbim sana aitken.
aşk dedin.